Modern kalıpları mutlaklaştırmak. Nurettin Yıldız Hoca bağlamında son yaşadıklarımız, problemin ne kadar ciddi olduğunu bir kere daha gösterdi. Linç psikolojisi, bu kez Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin evlilik yaşı problemi üzerinden kendini dışa vurdu. Açık ki karşı tarafın Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin evlilik yaşı konusunda gerçeği ortaya çıkarmak gibi bir derdi yok. Maksat Müslümanları, hatta İslam'ı itibarsızlaştırmak. Müslümanların ne kadar çağ dışı olduğunu ortaya koymak, çağdaş dünyayı bu suretle korumak ve kollamak. Bir kısım çevrelerin aslında Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşı 18'di, 20'ydi, 25'ti tarzındaki çırpınışlarının beyhude olduğunu da söylememiz gerekiyor. Zira karşı tarafın derdi üzüm yemek değil. Diyelim ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin evlilik yaşı 25'ti. Kırdınız, sardınız ve evlilik yaşını bırakama çektiniz. Peki bugünün algısına 50 yaşındaki bir erkeğin 25 yaşındaki bir bayanla evliliğini onaylatabilecek misiniz? Hadi bunu da başardınız. Hazreti Safiye radıyallahu anha validemizin evlilik yaşını ne yapacaksınız? O dönemde sahabenin ve daha sonraki nesillerin evliliklerine bakın. Oralarda da benzer fotoğraflar göreceksiniz. Yaşı ne kadar yukarı çekerseniz çekin, değişen bir şey olmayacak. Hadi diyelim ki bunu da yaptınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı 9 evliliği modern zihin yapısına kolay izah edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bunu da geçelim. Çok eşlilik uygulamasının kendisini çağdaş dünyaya izah edebiliyor musunuz? Görülmesi gereken nokta şu. Problem Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin yaşından değil, modern algı zemininde oluşturulmuş kalıp yargılardan kaynaklanıyor. Çocuk istismarı, eşitliğe aykırılık, özgürlükle bağdaşmazlık. Bugün bu mesele üzerinden kendini dışa vurdu. Başka zaman, başka gerekçeler, başka problemli alanlar bulmakta zorlanmayacak kendini. Her seferinde başka bir kalıba da girsek, her seferinde başka bir tahribat da yapsak, modern algı durumunu tatmin etmek mümkün olmayacak. Bu bağlamda kimi gayretkeşlerin de durumdan vazife çıkararak hadis alanını insanımızın bilincinden kazıma hedeflerine ulaşma yolunda yeni bir mevzi edinme derdinde olduğunu gözden kaçmıyor. Sanki modern zihni rahatsız eden Kur'an ayetleri konusunda karşı tarafı tatmin edebilmişler de sıra hadislere, rivayetlere gelmiş gibi. Şunu anlamamız gerekiyor. Bu zihin durumu ve benimsediği kalıp yargılar modern değer yargılarıyla örtüşmeyen her şeyi reddetmeye kodlanmıştır. Kadın erkek ilişkileri, din dünya münasebeti, Müslim gayrimüslim ilişkileri, birey, aile, toplumla ilgili hükümler, muamelat ve ukubat ahkamı. Modern zihin durumu Kur'an demiyor, sünnet demiyor, önüne gelen her şeyi silip süpürerek, dünyamızın dışına atarak kendi hakimiyet alanını mutlaklaştırıyor. Bunu da öncelikle bize kendi kavramlarını benimseterek yapıyor. İşin sırrı burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihad için seferberlik ilan ettiğinde Abdullah bin Ömer radıyallahu anha gibi çocukluktan ilk gençlik çağına geçiş aşamasındaki sahabiler ayaklarının ucuna basarak boyları uzun görünsün diye çırpınıyordu. Biz bunu onların menakıbı bağlamında okuduğumuzda rahatsız olmuyoruz. Ama modern zihin durumu bunu çocuk istismarı olarak takdim ettiğinde işin rengi birden değişiyor. Başlıyoruz tevil için kıvranmaya. Tevil işimizi bir yere kadar görüyor ya da öyle zannediyoruz. Ama bir yerden sonra iş reddetmeye kadar gidiyor. İşte o zaman kan kaybetmeye başlıyoruz. Çünkü modern algının mutlakiyet alanıyla çatışan hiçbir değere, kaynağa, hükme tahammülü yok. Hadisleri, rivayetleri reddettikten sonra sıra ayetlere geliyor. Onları da tevil ederek, olmadı, tarihseldir diyerek dünyamızın dışına atıp rahatlıyoruz. Şair ne demişti? Dünyayı yamamak için parçalarız dini biz. Sonra ne din kalır elde,
ne yama diktiğimiz.